11 Eylül 2001 ne oldu? Herkes biliyor, meşhur. İkiz Kuleler yıkıldı. Bunları bahane etti Amerika. Dünyada İslam'ı harbi ilan ederken iki İslam ülkesini de işgal etti. Afganistan ve Irak. Afganistan işgali hala bitmiş değil. Yani bu senelerde bitmek üzere çok az kaldı askerleri. Belki sembolik denilecek ölçüde kaldı. Çok az bile değil. Ama 2006 yılı bakın Afganistan'ın işgali 2001'in sonlarında gerçekleşti. 2006'da işgal bütün ceberrutluğuyla Afgan İslam topraklarında devam ediyor. ABD'nin gizli tarihi kitabından naklediyorum. Oliver Stone'un yazdığı kitaptır bu. Profil yayınlarından büyük boy kalın. Ama Amerika'nın gerçek tarihini ve gerçek yüzünü öğrenmek isteyenlere şiddetle tavsiye ederim. Biraz Türkçe çevirisi problemli ama kitabı okumaya engel olacak kadar değil. Yani alıp okuyacak olanlar baştan hazırlıklı olsun. Yayın evi keşke daha iyi bir çevirmene vermiş olsa idi. Parantezi kapattım. ABD'nin gizli tarihi sayfa 581'de ünlü sinema yönetmeni ve araştırmacı Oliver Stone diyor ki 2006 yılında kongre araştırmacıları Afganistan'daki her askerin yılda 390 bin dolara mal olduğunu tahmin ediyordu. Mayına dayanıklı zırhlı araçların ve gözetim ekipmanlarının artan maliyeti, bir de isyancıların yoğun olduğu riskli dağlık bölgeden getirtilen yakıtın galon başına 400 dolar maliyeti yüzünden 2009 yılında bu rakam 1 milyon dolara çıkmıştı. 2009'da Afganistan'da görev yapmakta olan işgalci bir tek Amerikan askerinin Amerikan maliyesine bir yıllık bedeli 1 milyon dolar. Birkaç tane misal vereceğim. Asıl meramıma da ondan sonra geleceğim. Bunları lütfen aklınızın bir kenarına yazın. Artık öyle 10 bin dolarlar, 5.000 dolarlar söz konusu değil. 1 milyon dolar bir tek askerin bir senelik maliyeti. Şimdi bu iki aynı yıllarda aynı gerekçeyle dediğim gibi Irak'ta işgal edildi 2003 bağırı. Çuvalla Çöken ittifak Kitabı sayfa 646 ama o da bir Amerikan kitabından alıntı yapmış. Deborah White'ın The The Brookings in İngilizce mi değil Irak indeksin de yani bu bilimsel çalışma topladığı Irak istatistiklerine göre Amerika Irak savaşı için 1 trilyon dolar harcadı. Irak'ta bir askerin bir yıl kalması Amerika'ya 390 bin dolara mal oldu. 2006'da Afganistan'daki maliyetle aynı. 390 bin dolar yuvarlak hesap. 400 bin dolar bir askerin bir senelik maliyeti. O yüzden bu konuları yakından bilenler bilirler. Özellikle Irak'ta belli bir tarihten sonra Amerika kendi ordusunu resmi askerini çekti. Özel güvenlik şirketlerinin paralı askerlerini yani resmen özel girişimi, özel teşebbüsü askeri konuda, işgal konusunda, savaş konusunda bile özel şirketleri ön plana sürdü. Şimdi bu dünyada yeni trend biliyorsunuz Libya'da da Aynı şeyi Rusya yapıyor. işte Wagner üzerinden. Birleşik Arap Emirlikleri yapıyor. Sudan'dan, Sudan'dan getirdikleri yamyamlar üzerinden falan. Bunun ilk geniş çaplı uygulaması Irak işgalinde Amerikalılar yapıyorlar. Özel şirketler ve onların kiralık paralı askerleri. Niçin? Niçin'in cevabı şu. Çünkü onlar bütün diğer askerlerden ucuzlar. İngiliz, Amerikan ve Güney Afrikalı kiralık askerlerin aylık ücretleri 8 bin ila 16 bin dolar arasında değişirken Nepal kökenli, Hindistanla Çin arasında Tibet, Gurkaların maaşları 3 bin dolar civarında. Latinolar ise yani Latin kökenli, işte Meksikalı ve bütün Güney Amerika'yı hesaplayın, dünyanın en fakir yerleri. Aylık 1200 2500 dolara çalışıyorlar. Aylık 1200 dolar senelik ne yapar? 12.000, işte yuvarlak hesap 15 bin dolar diyelim ona yakın. Bir senelik maliyeti 15 bin dolar. Latin kökenli paralı askerin resmi Amerikan ordusuna mensup askerin 390 bin dolar. 15.000'in kaç katıdır? Siz hesabını yapın. 20 katından fazla herhalde 24 25 katı falan oluyor. İşte aynı Mehmetçik gibi bunlardı.